Papa da buraya gelmiş galiba. Gelmiş olmalı ki burada yapılmış. Bir ev var burada. Burayı restoran yapmışlar arkadaşlar. Neymiş? İnat Kuça'ymış. Kaş'taki üniversite binası. Sporla ilgili bir şeyler yazıyor. 92-93 bir şeyler yazıyor orada. Çantalar. Güzel çantalar var arkadaşlar. Arkadaşlar. Halılar. Her şey var. Evet, gelinler, yerel kıyafetler, eski çarıklar arkadaşlar, evet, çarık kesikleri. Evet, cevap zinica, kebaphane. Evet arkadaşlar, çok yoğun çarşı, gördüğünüz gibi kalabalık. Saraybosna, Sarajevo diyor bunlar. Bosna Hersek'in başkenti kıymetli arkadaşlar. Size detaylı bilgi vereceğim. Şimdilik ön izlenimleri sunuyorum. Ama lepti mali. Hoş geldin. Hoş geldin prens. Hem ne? Çeşit. Ma, çikolata. Smok, yes. Mala, mala, mala. Türk dondurması. Evet, dondurmacı arada küçük şovlar yapıyor arkadaşlar. Çok güzel bir havası var. Böyle Osmanlı dönemini hissedebiliyorsunuz burada. Osmanlı devrini hissedebiliyorsunuz. Sırbistan'da pek onu hissedememiştik arkadaşlar. Ama burada hissedebiliyorsunuz. Bakın mesela karşıda görünen eser aynı şekilde. Eski tarihi çarşılar, camiler, ne bileyim. Çeşmeler. Tarihi çeşme gördüğünüz gibi arkadaşlar. Suyu da akıyor. Ondan sonra güvercinler. Bizim Sultanahmet'e benziyor biraz sanki. Ondan sonra. Bakın. Çok sayıda güvercin var. Bizim Sultanahmet Meydanı gibi gördüğünüz gibi. Yine burada tarihi bir ağaç var. Yine karşıda tarihi bir cami var. Tabii ismini şu anda bilmiyorum. Öğreneceğim sizin ismini. Böyle yamaçlara yayılmış şehri görüyoruz. Tepelerin üstüne kurulmuş adeta dağın her tarafında şehir var. Çok güzel. Tarihi camiler oldukça bu. Burada Osmanlı etkisini çok kolaylıkla hissedebiliyorsunuz. Bu çeşmeden ve diğer camilerden ve diğer tarihi eserlerden hemen bunu hissedebiliyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Burada da bir kilise var. Saraybosna aynı zamanda kültürel bir başkent. Saraybosna'nın kuzey tarafının yamaçtan görünüşü kıymetli arkadaşlar. Böyle hep dağları sert püstürülmüş. Burada bir güzel bina var, tarihi bina. Birazdan öğreneyim neymiş burası. İşte Saraybosna'yı ikiye bölen bu ırmak mı diyelim artık? Irmak diyelim. Yukarıda dağlardan süzüle süzüle geliyor kıymet arkadaşlar. Evet, çok güzel. Hoş. Hemen bir tarihi binanın önündeyiz. City Hall diyor ama evet, tarihi köprüler suyun üstünde. Karşı tarafa geçiyorsunuz. Karşı tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bosna Hersek'teyiz. Bosna Hersek tarihiyle, kültürüyle, içindeki sanatsal yapılarla gerçekten zamana meydan okuyor. Bakın görüyorsunuz taşları. Köprüden geçiyorum. Çok güzel, ferahlatıcı, insana hoş bir huzurlu hava veriyor. Gezmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Her ne kadar bu
minibüsçü, taksici, dolmuşçu kesimi pek el değilse bile sonuçta bölge güzel, ilgi çekici. Gelebilirsiniz, gezebilirsiniz. Bir ev var burada. Burayı restoran yapmışlar arkadaşlar. Neymiş? İnat Kuça'ymış. Bu gördüğünüz bina İnat Kuça. İnat Kuça diye bir bayan varmış. Bu bina karşı taraftaymış. Bu ırmağın karşı tarafındaymış. Orada yıkıp, devlet orada yıkıp bu tarafta. Onu orada kaldırmak istemiyorsa ama inat etmiş. O izin vermemiş. Sonuçta demişler sana aynı evin aynısını karşıda yapalım demişler. O zaman kabul etmiş. Bu tarafa İnat Kuça evi karşıdayken bu tarafa yapılınca sahibi de razı olmuş, vazgeçmiş. Yapımına izin vermiş. Karşı tarafın yıkılmasına izin vermiş. Evet kıymetli arkadaşlar, Saraybosna'dan gezmeye devam ediyoruz. Çok fazla sayıda tur var. Turlar bu şekilde gezdiriyorlar, görüyorsunuz. Bir rehber oluyor, o anlata anlata gezdiriyor kıymetli arkadaşlar. Saraybosna, Balkanlar'da oldukça ilgi çekici, tarihi ve mistik bir şehir. Kültürel başkent diyebiliriz buraya arkadaşlar. Osmanlılar döneminde burası yine önemsenen bir şehirmiş. Ve Osmanlı'nın burada pek çok tarihi eseri var kıymetli arkadaşlar. Camiler, hanlar, hamamlar, köprüler, çeşmeler. Bu şekilde. Bakın burada bir köprü görüyorsunuz. Oldukça güzel. Osmanlı buraya önem verdiği için burada çok sayıda tarihi eser yapmış. Cami yapmış, çeşmeler yapmış. Ve burada bir Osmanlı şehri havası var. Ama biz aynı havayı şeyde göremedik. Sırbistan'da, Belgrad'da ben göremedim şahsen. Evet, buraları böyle gezdiriyor rehberler. Evet, 12-19 Ağustos 2022 Sarajevo Film Festivali. Evet, derenin en üst kısmındayız, yukarıdan görünüşü. Saraybosna tırmağının kanalı diyelim orası. Evet, Saraybosna'nın bitimindeyiz. Burada dağlar, dağların üstü kilise var. İleri doğru da çıkacağım. Hemen bu suyun kaynağının olduğu yere doğru geldim kıymetli arkadaşlar. Burada biraz çamurlu burası. Ama yine güzel balık tutanlar var burada. Karşıda piknik yapanlar var. Balık tuttu. Burada kemerler çok güzel yapmış. Bak su gelip geçiyor. Sonra gelip duvara çarpan su duvar yıkmasın diye. O da 2V şeklinde yapılmış. Gücüne zat suyu bölsün diye. Evet, bu yazıyı anlayan aşağı açıklamasını yapsın. 25-26 Ağustos'ta Sırplar bir şeyler yapmışlar burada. Evet, Molla Mustafa'nın içeride türbesi de var arkadaşlar. Burada da Osmanlı döneminde kalma eski mezarlar var. Üzerine Osmanlıca yazıtlar var arkadaşlar. Evet, tarihi Osmanlı döneminde kalma yine tarihi bir cami. Evet arkadaşlar, Molla Mustafa. Eski Osmanlı cihazlar var üzerinde. Evet, bu Gazi Hüsrev Bey Camii arkadaşlar. Gazi Hüsrev Bey Camii Osmanlı dönemi yapıtlarından.
Şadırvan var burada. Tarihi bir cami, gayet güzel görünüyor. Yoğun turist akın da var. Gazi Hüsrev Bey Camii. Bakın orada anıt mezarlar da var. Eski Osmanlı cihazları görüyoruz. Evet, karşımızda saat kulesi var. Evet, bu cami, şadırvan, karşıdaki tarihi eserler hepsi Gazi Hüsrev Bey Vakfı'na aitmiş arkadaşlar. Gazi Hüsrev Bey Camii içinde bulunan mezarlar. Ali Bek, Firdevs 1864-1910, 1865-1910, 1853-1912, 1870-1934. Daha çok buradaki mezarlar 1800'lere ait arkadaşlar. Çok güzel yapılmış. Çok gerçekten muhteşem bir tarihi eser. Gazi Hüsrev Bey Vakfı'na ait. Evet, Gazi Hüsrev Bey dönemini anlatıyor arkadaşlar. Saat Kulesi ile ilgili bilgi veriyor. Evet arkadaşımız. Siz de araştırın bakayım internette neymiş bu detaylı olarak. Bunlar da başka bir grup, Arap grupları. Evet, buralar hep tarihi alan arkadaşlar. Tabii kafeler, mafeler doldurulmuş buraya ama sonuçta tarihi yaptılar burada. Osmanlı dönemi eserleri var yoğunlukla. Bakın karşıda güzel bir kilise var. Evet, sokak müziği yapan arkadaşlarımız var. Avrupa Birliği bayrağı, Bosna Hersek bayrağı. İsveç'in büyük elçiliğiymiş. Evet, muhteşem bir yapıya denk geldik Mehmet arkadaşlar, oldukça güzel. Bakın hemen girelim bakalım neymiş burası. Kilise burası arkadaşlar. Papa da buraya gelmiş galiba, gelmiş olmalı ki. Anıtı yapılmış. Hemen kapının üst tarafında İsa'nın üç parmağı havadaki sembolü var. Magica Theresia. Mama Teresa'nın resimleri, postayı burada da var. Ama kapalı arkadaşlar burası. Evet kıymetli arkadaşlar, Saraybosna'dan hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bu bölümü de burada bitirirken hepinize güzellikler diliyoruz. Lütfen kanalımıza like atmayı unutmayın. Küçük küçük yorumlar yapabilirsiniz. Yeni bir bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.